Selamünaleyküm. Allah gezimizi hayır etsin. Cenab-ı Hak günümüzü hayırlı eylesin. Ayımızı, yılımızı, hürmümüzü hayırlı eylesin inşallah. Umutlarımıza nail eylesin. Korktuklarımıza hırsı muhafaza eylesin inşallah. Güzel ahlak sahibi olmak için neler yapmalıyız? Örneklerle açıklayabilirsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim der. Başka bir hadis-i şerifte bir güzel ahlaktır der. Güzel ahlakla alakalı birçok hadis-i şerifler söylenmiş. Bununla alakalı birçok ayet-i kerimeler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sen en güzel ahlak üzeresin buyurmuş Cenab-ı Hak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etmişti der. Burada güzel ahlakla alakalı bir kimsenin yapması gereken yine hadis-i şerif mucibince sizin en hayırlınız etrafına hiç zarar vermeyin bizler buyurmuş. Güzel ahlakta bir kimse etrafına hiç zarar vermeyecek. Hiç. Mümin odur ki elinden ve dilinden diğer müminler emin derler. Müslüman odur ki elinden ve dilinden diğer Müslümanlar emindirler. Mümin odur ki insanlar onun üzerinden canından emindirler. O yüzden güzel ahlakın en alt seviyesi sizin elinizden, dilinizden, gözünüzden hiç kimsenin zarar görmemesidir. Hiç kimse. Bununla alakalı zarar vermemek ibadettir. Mesela kumar oynamamak ibadettir. İçki içmemek ibadettir. Günah kebairlerden uzak durmak her an, her dakika ibadettir. Zarar vermemek de ibadettir. Ve bu noktada sakınmak. Benden bu kardeşe zarar gitmesin. Benden eşime zarar olmasın. Benden çocuklarıma zarar olmasın. Benden anne babama zarar olmasın. Benden etrafımdaki insanlara zarar olmasın. Benden etrafımdaki insanlar asla ve asla sıkıntı yaşamasın. Bu güzel ahlakın en temeli. Bir hadis-i şerif daha vardır. Sizin en hayırlınız etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. O zaman biz güzel ahlakla alakalı ikinci adımımız bizim etrafımıza faydalı. Etrafa faydalı olurken de, etrafa zarar verirken de, birinci derecede o kimsenin yakın dairesidir. Siz bir iyilik yapacaksanız önce eşinize, bir iyilik yapacaksanız önce çocuklarınıza, bir iyilik yapacaksanız önce anne babanıza, bir iyilik yapacaksanız önce içinize. Sizden emin olacak olan insanlar da önce yakın daireniz. Önce eşiniz, çocuklarınız, anneleriniz, babalarınız, akrabalarınız, komşularınız, arkadaşlarınız sizden emin olun. Sizin dilinizden, elinizden, gözünüzden, kulağınızdan, elinizden, ayağınızdan emin olun. O zaman güzel ahlak birinci derecede etrafa zarar vermemek. İkincisi etrafına faydalı olmak. Birinci derecede günah kebairlerden uzak durmak. İkinci derece küçük günahlardan da uzak durmak. Üçüncü derecede şüphelilerden dahi kaçınmak. Bu da ne? Takva. O zaman biz birinci derecede önce günah kebairlerden uzak tutalım kendimizi. Birinci derecede önce bizden hiç kimse zarar görmesin. Birinci derecede eşimiz önce bizden mutlu ve memnun olsun. Kadın erkekten, erkek kadından.
hanım, erkek, kocasıyla alakalı desin ki Allah bundan razı olsun. Daha bugüne kadar beni dövmedi, sövmedi, kötü laf kullanmadı, beni itmedi. Yani bu noktada Allah bundan razı olsun demesi gerekir. Erkek de önce eşinden demeli ki Allah ondan razı olsun. Bugüne kadar beni bu noktada nefsime uydurmadı, bana karşı gelmedi, bana itaat etti. Benim aramda bir problem olmadı. Ben kah kendi kendime sinirli geldi, beni sakinleştirdi. Bana tam bir sevgililik yaptı. O zaman birinci derecede güzel ahlak eşimize, çocuklarımıza, anne babalarımıza karşı olacak. Bu noktada hani içeri acı biber, dışarı tatlı şeker gibi o olmadı. Hani insanlar vardır, aa dışarı ne kadar iyidir. Ama evdekiler derler ki gelin bir de bize sor. Adam dışarıda çok iyidir. Hanımı derse ki gel bir de bana sor, eyvah eyvah. Bunlar münafıklık alameti. Kadın dışarıda harika, ne anlayışlı, ne hoşgörülü, ne iyi. Ama kocasına karşı sert, anlayışsız, tutumlarında çarpıklık var ise eyvah ki onu muhafaza edesin. O yüzden güzel ahlak sahibi olmak için biz nefsimizle mücadele edeceğiz. Bizden haram sudur etmeyecek. Bizden zarar sudur etmeyecek. Bununla alakalı ne yapacağız? Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sufilik güzel ahlakın üzerine kurulur. Sufilik çok ibadetin üzerine kurulu değildir. Tarih boyunca sufilik güzel ahlakın üzerine kurulur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri güzel ahlakı nafile ibadetlerin üstünde tutar. Bütün nafilelerin üzerine güzel ahlak koydu. Hatta güzel ahlakı farz ibadetler mesabesinde tuttu. Namaz odur ki insanı kötülüklerden alıkoyar. Bakın namazın tecelliyatını kötülüklerden alıkoymasına bağlı. Eğer bir kimse namaz kılıyorsa ve hala da kötülüklere devam ediyorsa onun namazı hakikate ulaşma noktasında değil. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de beyanına göre açavra gibi yüzüne namazların atılacağı namaz kılıyor. Hani ashabtan bazıları vardı ki eksik noksan işler yapıyor. Eksik noksan işler yaparken Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu beyan ettiler. Hazreti Peygamber Efendimiz o namaz kılıyor mu dedi, evet dedi. O namaz onu kötülüklerden alıkoyar diye ayet-i kerimeyi söyledi. Ve o sahabe bir müddet sonra o kötülüklerden arındı. Ondan geri döndü. Geldiler dediler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e o sahabe bu kötülüklerden arındı, alıkoydu. Onlardan bu noktada yapmamaya başladı. Hazreti Peygamber buyurdu ki demedim mi ben size namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. O zaman güzel ahlak birinci derecede günah kebairi terk etmek. Bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden diğer Müslümanların emin olması. Bilecekler ki biz onların emanetlerine ihanet etmeyiz. Bilecekler ki bizim elimizden onlara bir zarar gelmez. Bilecekler ki bizim dilimizden onlara bir zarar gelmez. Göz zinasından korunmak için neler yapmalıyız? Göz zinası bir kadının veya bir erkeğin birbirlerine şehvetle uzun süre bakmalarıdır. Bu ancak evlenecek olan çiftlerin birbirlerine şehvetle bakmaları caiz görülmüş. Zaten eşler birbirlerine şehvetle bakmalılar. Nikahlı eşlerin birbirlerine şehvetle bakmaları ibadetten sayılır. Ama nikahsız
kadın ve erkeğin birbirine şehvetle bakmaları zinadan sayılır. İslam'da zina haram, zinaya giden bütün yollar da haram. İslam'da bir şey haram ise ona giden yollar da haramdır. Şarap haramsa üretmek de satmak da haramdır. Zina haram, göz göze bakışmak da haram. Bu şehvetle bakmayı ayırdı. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri nakleder ya, birinci bakış Allah'tandır. İkincisi nefsinden, üçüncüsü şeytandandır. O zaman gözlerini mümin erkeklere ve kadınlara söyle, gözlerini zinadan arındırsınlar, korusunlar. Bu nedir? Bu kadının ve erkeğin birbirine nikah düşer. Birbirine haram olmayan kadın ve erkeğin birbirine şehvetle bakması. Şehvetle bakmaktan ve bakışmaktan Allah'a sığınıp bundan kendimizi korumaya gayret edeceğiz. Takva sahibi nasıl olabiliriz? Bu noktada sohbetin başında belirttiğimiz gibi bir kimse günah kebairlerden uzak durmakla takva sahibi olur. Takva sahibi günah kebairlerden uzak olup farz ibadetlerini yerine getiren kimsedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeten takva şüphelilerden uzak durmaktır dedi. Bu onun zirve noktasıdır. Zirve noktası. Biz birinci derecede haramlardan uzak durup farz ibadetleri yerine getirmeye gayret edeceğiz. Gaflet ve vesvese neden kaynaklanır, nasıl bulunuyoruz? Gaflet ve vesvese kalbin halidir. Gaflet de vesvesede de kalpten sudur eden duygulanmaz. Bunun normalde sudur etmesinin sebebi bir kimsenin cehaletindendir. Bilmiyordur haramı, helalı, o duyguların nereden geldiğini. İkincisi zikirsizliktendir. Bir kimsenin kalbinde zikrullah tecelli etmez ise, oturmaz ise, o zaman o kimsenin kalbinde heva heves olur. Kalbinde vesvese olur. Allah muhafaza eylesin. Bu sufiler içindir. Bu sufilerin en büyük hastalığıdır. Allah muhafaza eylesin. Günlük yaşantımızda Allah için sevip ve buğz etme nasıl olur? Örnek vererekten açıklar mısınız? Bir kimsenin günahı sevmesi, günah işleyenleri, günah işledikleri için sevmesi, bu noktada günaha karşı buğz etmemesi, bu o kimsenin Allah için sevmediğine işaret eden bir şey. Hatta Allah'ı sevmediğine işaret eder. Allah için sevmek, önce Allah'ı sevmekle başlar. O kimse Allah'ı sevmiyorsa, Allah için de hiç kimseyi sevemez. Eğer o kimse Allah için günahtan uzak durmuyorsa, Allah için günahlardan sakınmıyorsa, o kimse Allah için buğz edemez. Ancak Allah'ı sevenler Allah için sevip Allah için buğz ederler. Allah'ı sevmeyenler Allah için sevip Allah için buğz edemezler. Bunu örnekleme, eğer siz haramla ilişkiyle alakalı bir şeye bir gönül bağı kurduysanız sizin Allah sevginiz tartışılır. Allah için sevme bu noktada Allah'ı sevenler içindir. E bu nedir? Bu menfaatsizliktir. Bu bir şey beklemeksizin sevmektir. Ummamaktır. Ummamak. Eğer siz birisinden dini argümanları ve duyguları düşünerekten bir şey umuyorsanız Allah için sevgi değildir. Allah muhafaza eylesin.
Allah için buğz ise o kimsenin Allah'ın sevmediği hal, hareket, fiil ve düşüncelere karşı kendisini kapatmasıdır. Kendisini bu noktada kapatıyorsa bu da Allah için buğz edenlerden oluyor. Allah bizi sevmesi için ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem layık ümmet olabilmek için neler yapmalıyız? Önce iman et. Sonra İslam'ın bizden beklediklerini yerine getirmek. Bu sırada. Ondan sonra ihsan derecesine ulaşmakta bulunuyoruz. İhsan ki Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır. O yüzden biz bu noktada Allah için Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacağız. Bu da İman, İslam, İhsan adımlarını atmak yolunda. Bize namehrem olanlarla aynı ortamda oturulabilir mi? Oturulur mu? Normalde kadınla erkeğin halvet etmesi yasaklanmıştır İslam'da. Halvet etmek de nikah düşen bir kadınla bir erkeğin bir odada, bir evde yalnız baş başa kalmasıdır. Örnekliyorum, benim eşim var evde, başka hiç kimse yok. Ama işte kapı komşu erkek gelmiş oturmaya, neymiş de anahtar yokmuş cebinde, örneğin. Caiz değil. Haram. Bu noktada kadınla erkeğin halveti yasaklandı. Geri kalan kadınlar, erkekler ev ortamında, eşler haremlik selamlık yapmaları hoş bir şey. Ama bu din olarak birilerine söylenilecek bir şey değil. Hoş bir şey, tekbir alabilir bir kimse, sakınabilir. Bu onun yoludur. Dinin bize yasak ettiği şey kadınla erkeğin halvet etmesiniz. Haremlik selamlık açıklar mısınız? İşte açıkladığım gibi kadınlar bir yerde otururlar, bir odada, erkekler bir odada otururlar, misafirler. İşte erkekler erkekler hizmet eder, kadınlar da kadınlar hizmet eder. Bu evi müsaitse. Bu noktada bunu önemli görüyorsa hakkıdır. Haremlik selamlık demektir budur. Ama öbür türlü bunu din olarak birisine dayatmamız mümkün değildir. Namazda huşu nasıl sağlanır? Biz namazı Allah için kılalım. Allah için huşu olur. Huşu namazda kendinden geçmek değildir. Allah muhafaza eylesin. Derviş olmadan önce kul hakkına girdim. Şimdi helallik almak istiyorum ama cesaretim yok. Onun yerine ne yapabilirim o kişiye? Gidip helallik alacaksınız. Nefsinizle yüzleşeceksiniz. Kiminle ne işiniz var ise helallik alacaksınız. Gıybet ettiniz. Gidin helallik alın. Yüzleşin. Birinin bir mal aldınız, taktınız ona. Gidin ödeyin, helallaşın. Yüzleşin onunla. Eğer yüzleşmezseniz bu noktada siz geriye yönelik onun hakkını tam olarak ödeyemiş olamazsınız. Gidin yüzleşin. Hakkını helal et ya. Ben böyle bir yanlışlıkla bulundum. Beni affettim. Madem ki sufilik nefis mücadelesi, bu noktada nefis mücadelesini yerine getirir. Kiralık malların alıp satılmayan kullanımındaki hüküm nedir?
icralık mallar sonuçta açık artırmayla satılan mallar halka açıktır. Halka açık, açık artırmayla satılan mallar alınmasında, satılmasında ve kullanılmasında bir beis yok. Dinen herhangi bir sakıncası ve sıkıntısı da yoktur. Bizim insanımız kendi kendine dini kurallar üretir. Bu dini kurallardan birisi de budur. İcralık mallar normalde kendilerince bizim insanımız girmek istemez. İslam hukukuna göre icrada satılan mallar din hukukunu söylüyor. O kimsenin asli ihtiyacının dışındaki mallardır. O kimsenin asli ihtiyacı değildir. O yüzden İslam hukukuna göre bir kimsenin bir tane buzdolabı varsa onu icra edemezsiniz. İslam hukukuna göre bir kimse evini geçindirdiği bir tezgah var, makinesi var, torba freze makinesi var örneğin. Siz onu icra edip satamazsınız. Örneğin İslam hukukuna göre bir kimsenin bineği var, arabası var. Siz onu icra edip satamazsınız İslam hukukunda. İslam hukukunda bir kimsenin eşini ve çocuğunu, çocuğunu oturttuğu bir tane dairesi var. Siz onu satamazsınız İslam hukukunda. İslam hukukunda icra ile satılan mallar o kimsenin asli ihtiyacının dışında olan mallar. Çünkü İslam hukukunda o kimsenin asli ihtiyacı olan malların hiçbirisinde siz satamazsınız. Hatta o malları kefil de gösteremezsiniz. Eğer kefil gösteriyorsanız kendiniz o zaman satılır. Bir adam gider evini mesela ipotek ederse o evi satılır. Ama adam evini ipotek göstermezse İslam hukukuna göre siz onun evine aciz edip satamazsınız. Bir kimse İslam hukukuna göre bir tane dükkanı var, çoluğunu çocuğunu oradan geçindiriyor. Siz onun dükkanını da satamazsınız. Ama o kimse gider dükkanını ipotek ederse o zaman satarsın. Orada bir sıkıntı yok. O yüzden icralık mallara girip alıp satmak caizdir. Hatta bazen böyle eski ulemalar, alimler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şey caizdir, caiz değildir demektense şöyle der. Ondan getirseydin biz de yeseydik. Ondan getirseydin biz de nimetlenseydik. Bu onun caiz olduğunu, kendisi yemese dahi, kendisi onu kullanmasa dahi bunun caiz olduğunu böylece gösterir. Ulema'dan bazıları da bunu böyle göstermişler. İşte normalde işte bu kuyunun suyu içilir mi, içilmez mi demişler. Gitmiş o kuyudan bir bardak suyu içmiş. Kuyunun suyu içilir mi dememiş. Veyahut da gitmiş bu etten yenir mi yenmez mi yemiş atmış kenara. Bu geyilir mi geyilmez mi geymiş onu. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üzerinde Yemen kumaşı, Hint kumaşı, İran kumaşı, Bizans kumaşı vardı ya. Bu kumaşlardan yapılmış elbiseler giydi ya. Sonradan son dönem, son 50 yılda, 30 yılda, 20 yılda öyle diyeyim. Bir de kumaşların da dindarı ve dinsizi çıktı ya sonra Türkiye'de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu müşrik beldelerden gelen kumaşları kullandı diye müşrik mi olmuş? Haşa. Ama biz müşrik ettik. Birisi kot Amerika'dan geldi diye giyenleri biz kot giyenleri imansız kabul ettik. Kimisi namazlarının olmayacağına fetva verdi. Kimisi camilerden kovmaya kalktı. Sizin ayağınızda sırtınızda kot var. Bununla namaz olmaz dedi. Bunları yaşadık, gördük biz Türkiye'de. Ben onu camide gözümle gördüm. Yaşlı adam, genç bir çocuk, alt üst kot var böyle. Yakıştırmış da çocuk, çok güzel olmuş. Vurdu ona, namazın olmadı dedi. Ben de ona vurdum.
Sen dedim Allah'ın vazifelisin herhalde. Sen dedim Rab'sen, kabul etme. Dedim sebep? Dedim korkla namaz olmaz. Dedim buradan söylüyorum dedim. Senin dedim torunların, çocukların namaz kılmıyor. Söyle kılıyor mu? Sustu. Dedim bak sen kendi torununa, kendi çocuğuna namaz kıldıramıyorsun. Bu noktada dedim sen onu eğitememişsin. Eğitemezsin de. Camiye giren bir kimsenin dedim kılıkla namazı olmuyor diye fetvasını veriyorsun. Bunun gibi sonradan böyle de fetvalar çıktı ya. O yüzden normalde Allah muhafaza eylesin. Bu noktada söz konusu olan, söz konusu olan o kimsenin kendince, kendi dairesinde benzememek için giyinmesi. Allah bizi yesin. Geçen İzmit'teki sohbetinizde aşkından sevdiğinin kapısında yatan derviş varsa kendim gidip hizmet edeyim demiştiniz. Her sevgi aynı mıdır? Nefsi duygular yaşanıyor ise ne kadar doğrudur o sevgi? Her sevgiye aynı yerden bakmak gerekir. Her sevgiye aynı yerden bakmak gerekmez. Ama bir kimse gerçekten birisini seviyorsa ve onun kapısında yatıyorsa ben ona hizmet etmeyi kendime görebilirim. Varsa öyle sevdiğinin kapısında günlerce yatacak olan kimse onun başıma tac ederim ben. Söz ağızdan çıkmış bir kere benden. Bu konuda Allah affetsin şatahat yapayım da gene. Ama eğer öyle birisi var ise ben hizmet etmeye lazım. Kimse benim yanımda çok seviyorum demesin. Hayatının en büyük imtihanını yaşar. Geliyor filanca kız. Ben çok severim diyor. Hala hadi gidelim alalım gelelim diyor. Ben kalıyor. Veya bir bayan diyor ben çok seviyorum. Hala kimi seviyorum filan diyor. Burada ne işin var? Bakıyor. Nasıl ya? Git kapısının önünde yat diyor. De ki ben seni çok seviyorum. Basit. Adam geliyordu, şeyhimi çok seviyorum, âlâ diyorum. Bütün tavsiyelerini tutmaya çalış. Bakıyor. Yok. O böyle bir hani heva noktasında duruyorsun söyleyeceğim. Laf yok. Çok basit. Seven kimse sevdiğinin yörüngesinde döner. Dön yörüngesinde göreyim seni. Hiç bu konulara girmeyin. Başınıza dert açarsın. Ben elimden geldiği kadar namaz kılıyorum çok şükür ama okuduğum duaların anlamını bilmiyorum. Yarın ahirette bundan sorumlu muyuz? Kur'an okurken anlamıyorum. Oradaki anlamı bilmediğimizden ne kadar sorumluyuz? Allah size Kur'an-ı Kerim'in bu noktada namazdayken okuduklarınızın anlamını sormayacak. Evet, gönül arzu eder ki biz onların manalarını da bilebildiğimiz yere kadar bilelim. Bir müdürün, yöneticinin sorumlu olduğu kişilere karşı tutumu nasıl olmalıdır? Bu noktada insanlar her işin kendince bir hukuku vardır. Herkes kendince kendi hukukunu, bu noktada işinin hukukunu, edebini, adabını koruyacak.
Sert davranmak istesem yapıma uymuyor. Ama yapmadığımda da gevşek davranmaya başlıyorlar. Bu konuda bana nasihat ederseniz çok sevinirim. Haddini bildireceğim herkese ve sen de haddini bileceksin. Bir kimse işini yapmakla mükellef, sen de orada müdürsen, onun işini yaptırmakla mükellefsin. Bir kimse günlük kaç sayfa yazacak? 20 sayfa, 18 sayfa yazıyorsa hata senin. Sen ona 20 sayfayı yazdırmakla mükellefsin. Mükellefiyetliğini yerine getirecek. Bu kim olursa olsun, herkes vazifesini titizlikle yerine getirecek. Vazifelerini titizlikle yerine getiremeyenler ihanet ederler. Herkes vazifesini bir tamam yerine getirecek. Allah bizi onlardan eylesin. Torunum 4 yaşında ara ara nasihatte bulunuyor. Arada engel oluyor. Annem bir gün Kur'an okurken yanıma geldi ve dedi ki biliyor musun bu Kur'an Peygamber Efendimiz'in zihni. Allah'ın ise zihni yoktur. Bu Kur'an'ın ipi gibi bizler de Allah'a bağlı ipi koparsa bizler de yolumuzu şaşırırız. Onun izinden gitmeyiz, gitmeliyiz veya zikir yapacağımız zaman kalbine bak. Kalbinin sesini dinle gibi daha birçok şeyler bazen de zikir yapmayın, ilahi söylemeyin, namaz kılmayın gibi davranışlarda bulunur. Bu durumlarda nasıl bir yol izleyelim? Teşekkür ederim. Siz onun söylediklerini dinleyin. Bu noktada dinleyerekten ona önem verdiğinizi görün ama Kur'an ve sünnetten şaşmayın. Ne söylerse söylesin. Hanımlarda kılcal damar çatlaması ve varis için önereceğiniz tedavi var mıdır? Bununla alakalı kan dolaşımını hızlandırıcı bitki veyahut da bitkiler, doğal şifalı oluşumlar kullanabilirler. Zencefil gibi, zerdeçal çayı gibi, kekik suyu gibi, yeşil çay gibi. Bunlar normalde kanı incelten ve dolaşımı hızlandıran şeyler, bunları kullanabilirler. Bayanlar özel günlerinde cami ve türbe ziyareti yapabilir mi? Camilere giremezler. Ama türbe ziyareti yapabilirler. Secde ederken Sübhane Rabbiyel Ala, seni bütün insan sıfatlardan tenzih ederim Allah'ım dedikten sonra secdede içimizden ne geliyorsa söyleyebilir miyiz? Ah dileyebilir miyiz? Hamd edebilir miyiz? Farz namazlarda bunları yapamazsınız. Ben ambulansta çalışıyorum. Araçta bir şoför, bir de ben buluyorum. Bu şekilde hastaya gidiyoruz. Aramlık selamlık konusunda bu da uygun değildir. Sonuçta burada sıkıntı var. Arabanın içerisine vazifeye giderken bunda sıkıntılı. Ama bu herhalde yapılabilecek. Bunun noktada bir şey yok. Sorular. Efendim hani az önce o secdede Subhan Rabbiyel Ala dedikten sonraki kısımda hani dediniz ya nafilelerde yapabiliriz ya. Mesela nafile ibadet, nafile namazda mesela nafilede bir kimse nafile namazda Allah rızası için iki rekat namaz kılıyor. Secdesini uzatıp istediği duayı edebilir. Yani Subhan Rabbiyel Ala dedikten sonra istediği herhangi bir duada bulunabilir. Değil mi? Evet. Mesela Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala dedi. Ondan sonra Allahümme cenne minanlar, Allahümme cenne minanlar diye başladı. Veyahut da herhangi bir Cenab-ı Hakk'ı zikirle alakalı zikretti. Veya işte Subhan Allah ve bir hamdi, Subhan Allah lazım ve bir hamdi, estağfurullah lazım gibi. Olabilir. Mesela içinden geçtiği gibi söyleyebilirim efendim. Mesela işte Allah'ım affet. Ne diyebilirim? Hanefi'ye göre namazda bir kimse Fatiha'yı kendi diliyle okunabileceğine fetva verildikten sonra
Geri kalanına da fetva verir. Evet. Zikrullah vakıları diğer önceki cennet bahçeleri. Ayetler Dagistan'ın üstü birçok cennetten bahsediyor. Peki bu zikrullah alakası belli bir cennetin katı veya haram mı bir şimdi yoksa onun tecelliyatı? O esnada o kimse hangi cennet katında girebilecek noktadaysa o cennet katıdır. Ama o kimsenin manevi hali ona yetmeyebilir. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu misafir ediyorsa kim ne diyebilir? Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri dese ki bu gece benim misafirimsiniz hepinizden. Ya Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri tecelli etse dese ki hepiniz de benim misafirimsiniz. Bazen böyle ahmak ve kör olanlar yanı başındaki kimseye bakar, yani sen ne yapma derdin yanı buraya girsinler. Oysa Cenab-ı Hak o gecenin yüzü suyu hürmetine birisini müsaade etmiştir. Bir pir efendi, bir sahabeden birisi, geçmiş peygamberlerden birisi. Orada muhakkak birisini seviyordur, bir muhabbet vardır. Bir hüzün vardır, bir keder vardır. Orada bir bağlantı var, bir ilinti vardır. Birinin nazı, duası, niyazı vardır. Hani Cenab-ı Hak diyor ya, ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz, oradakilerin hepsini affettim der. Hitabı gibi. Zatın birisi de der ki, yani hepsi de benim misafirim. O zaman ne yapabilirsiniz ki siz? Benden çok uzakta değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetim hadis-i şerifine göre ayakkabımızın boğundan daha yakın. Cennet ve cehennem ayakkabı boğundan daha yakındır size. Hadis-i şerifin metni bu. De Buhari'de, Müslim'de biz uzakız cennetten, cennet bizden uzak değil. Zikrullah halakasında oturan bir kimse cennettedir de farkında değil. Kurban oldun Allah. Elmanın içerisinde kurt gibi yaşatıyordu. Balık deryayı özlenmiş ya deryanın içindeyken. Bizimki de o hesap. Bizim işimiz de o. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Biz cennet bahçesinde yaşıyoruz da cennet bahçesi bekliyoruz. Cennet nimetiyle nimetlendiğimiz halde cennet nimeti bekliyoruz daha. Farkında değiliz. Hadis-i şerif çok açık. Cennet ve cehennem size ayakkabı bağınızdan daha yakındır. Sadece cenneti söylemiyor, cehennemi de söylüyor. Hak ve reca. Gözümüzün önünde de görmüyoruz. O cehennemdekilerin dehşetli çağrışları kulağımızın dibinde duymuyoruz. Duysak hayatı yaşayamayız. Allah'ım duyuyoruz. Evet. Okumaya
vaslat istemesi nefsi için midir? Hayır, Allah için sevmede ve Allah'ı sevmede vuslat istemek kişinin gerçekten sevmediğini gösterir. Hayır. Kim Allah'a ulaşmayı isterse Allah da ona ulaşmayı ister. Hadis-i kutsi. Kim Allah'a ulaşmak istemezse Allah da ona ulaşmak istemez. Kim Allah'ı unutursa, Allah unutmaz ama Allah'ı unutma şeyi yoktur ama Cenab-ı Hak böyle diyor. Allah da unutmaz. Nasıl kim Allah'ı zikrederse, Allah onu zikrediyorsa, kim Allah'ı unutursa Allah da unutmaz. Allah muhafaza eylesin. Her kabri ziyaret edilenin ruhu kabir başına gelir mi? Yoksa sadece özel şahsiyet. Serbest olan ruhlar var, serbest olmayanlar. Yani herkes için geçerli değil mi? Yok. Baba! Baba! Ziyaret eden farklı, ziyaret edilen farklı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kabir azabı çeken ashabının bu noktada ruhaniyetinin nerede olduğunu gördü. Dedi ki ey ashabım bu iki kardeşinizin dedi kabir azabı neden biliyor musunuz? Allah ve Resul daha iyi. Birisi dedi ağzı gevşekti. Hani çok böyle dediğini koyduğunu bilmezdi. Birisi de ayakta mevlederdi dedi. Ama bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için geçerli. Ama böyle mutmainliğe bulmuş olan kimseler burada serbesttir. Davet edildiklerinde gelir. Kimisi ise sen davet etmesen bile gelir. Kimisi zikrullah halakasına aşıktır, öyle değil. Bulunurlar o. Alakasında hayal kurmak atıyorum. Yani birinle düşünmek, bir yerde bulunmak. Bir sakınca var mı efendim? Peki bazen zikrullah'ta mesela zikrullah'a katılamama, orada olamama, dünyalığa daldırmama mesela gözünü açması sakıncalı mı? Zikrullah esnasında. Yani dünyalıktan kopmak için. Olabilir. İnsanlar inkar ediyorlarsa, inkar eden kimselerle cevap verme noktasında değilsin. Hadis-i şerifleri inkar eden bir kimse bu noktada küfür eklenir. Baba. Bunu da önce bir şeyler söylemeye çalıştık. Sonra bana şey yapmış. İhsan, ilaçlık denilen şeyi size de söyleyeyim mi? Onun şeyini, ayetteki İhsan el açık konuşma adını almamıza bile gerek yok. Bir kimse hadis-i şerifleri inkar ediyorsa, reddediyorsa otomatik onu küfür ediyoruz. Konuşmaya gerek yok, tartışmaya gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Onu din tebliğ edilir sadece. Onlar tartışılmaz. Akraba İsterse baban olsun. Kim olursa olsun. Yani adam İhsan elini açıyor. Dini bir otorite olarak görüyorsa konuşacak bir şey yok zaten. Hiç ama konuşacak bir şey yok. Ben açıkça söyleyeyim. Ben hadis-i şerifleri adamlar bir herhangi birisi inkar ederse kale bile alıyor. Cahilliğinden birisi, ya hocam hadislerin sahih mi, hangisi sahih diye diyorum ki cahillik yapıyor. Birisi
birisi inkar ediyorsa hiç konuşmaya gerek yok. Açık konuşuyor. Çünkü onu kale alıp, onu karşına alıp, onu konuşmak boşuna israf. O da israf. Hiç konuşmayacağım ben. Diyeceksin ki, leküm dinüküm veliyet din. O diyecek ya, ben kafir miyim? Senin dinin sana, benim dinim bana. Açık. Ben açıkça söylüyorum, leküm dinüküm. Ya bizi kafir yerine koydu. Kardeş sen bütün hadisleri inkar et. Bütün hadisleri inkar ettiğin zaman sen bana söyle. Zekatı nasıl vereceğiz? O insan ilahı çıkıyor ki ihtiyacınızdan fazlasını verin. Salat diyor. Salat diyor. Yardım şey yap. İhtiyacınızdan fazlasını verin diyor. Namazı kaldırdı onlar zaten. Bunlarda namaz yok şu an. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve Adem'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bütün peygamberlere ve bütün kavimlere namaz farz kılındı. Onların namazı salat, yardımlaşma. Bitti. Biz ortamlar, çünkü eğer hadis-i şerifler durursa namazı kaldıramazlar. Yenildiler. Yani dediler ki işte hadis-i şerifleri reddedince nasıl namaz kılacağız dedik. Baktılar gene burada bir sıkıntı var. Yani hadis-i şerifler nasıl namaz kılacağız? Gene hadislere gitmek zorundasın. Bu sefer dediler ki buradaki salattan kasıt yardımlaşmadır. Yok namaz. Halbuki bitişik ayeti kerimeler var. Zekatı verin, namazı kılın. Zekatı verin derken yardımlaşma değil mi? Buradaki namazı kılın ne? O zaman yardımlaşın, yardımlaşın olarak mı anlayacak ayet-i kerime? Böyle söyleyince de bakıyor şimdi. Yabancı hocama danışayım mı? Çünkü namazla zekat hep yan yana ayet-i kerimelerde. 300 kusur ayet-i kerimede namazla zekat yan yana zikredilmiş. Nasıl? Sen bunun içinden çıkacaksın. Çıkması mümkün değil. Televizyonda da çıkarıyorlar onu. Karşısında soru soran yok. Bir alim yok. Bir kimse yok. Orada kendisi konuşuyor. Gidiyor. Kime gidiyor? Milletin işine gidiyor. Böyle zaten ifsad olmuş. Din arıyor. Devletin müdahale etmesi gerekmez mi? Diyanetin müdahale etmesi lazım. O demokratik hukuk devletisi. Namaz yapıyor, müdahale etmiyor da adam namaz yoktur diyene nasıl müdahale edecek? Gidip yapmak 10 bin dolar. Müdahale edemiyor. Kocaman kırmızı noktalı kadının portresi orada. Herkes kırmızı noktaya bakarak da hepiniz kırmızı noktacısınız sindirin. Abi duvara uğradılar. Kırmızı noktaya bakıyorsunuz önünde. Kırmızı noktacısınız. Nereye müdahale edecek? Demokratik hukuk devleti. Yani bu büyük bir süreç. Osmanlı'nın yıkılması, dağılması, Osmanlı'nın yıkılıp dağılmasından sonra Osmanlı'daki eğitimin, öğretimin laikleştirilmesi, ondan sonra devlet düzeninin laikleştirilmesi, ardından laikleştirildikten sonra dini ve dindarları dizayn etme çalışmaları devam ediyor da. İstedikleri sonuca ulaşamadılar. Böylece dindarmış gibi görünen kimselerden bu sonuçlara ulaşmaya çalışıyorlar.
yutmadı insanlar bunu. Mücadele ettiler, içeri girdiler, Kur'an kursları açacağız, İmam Hatipler açacağız diye koşuşturdular, uğraştılar. Bu millet dinini öğrenecek, öğrensin diye uğraştılar, baktılar, gördüler, öyle olmuyor. Bu sefer haydi kendi içinden, Zekeriya Beyazları çıktı, kara olduğu halde. Yok işte bir tane var ya şimdi kanser hastası, neydi o? Yaşar Nuri gibileri çıkardılar. E şimdi Yaşar Nuri kanser hastası çaptan düştü, şimdi el açığı çıkardılar. E Edip Yüksel'leri çıkardılar. 18'ci, 19'cu, bilmem kaççı. E Adnan var kedicikleriyle beraber. E Evren Osman şeyden, ne o, Amerika'dan getiyor. Mehdi Resul. Kitap indirilmiş kendisine. Mustafa Karataş var. Şia kendisi. İslamoğlu var. Gizli Şia. Bu gizli Şia vardı. Bu topraklar az hain beslemiyor. Az hain beslemiyor bu topraklar. Besliyor. PKK'sı var. PHKBC'si var. İşitçisi var. Yok bilmem ne, ne o? Selefileri var, Vahabi Selefileri var. Bu topraklarda az değil. Hangi birini sayalım ki? Hangi birine uğraşacağımızı şaşırıyor zaten. Her gün birisi takılıyor. Ya PKK'nın elinde silah var biliyorsun, karşında. Bunlar yanı başımızda. Bunlar içimizde. Aynı yerde saf tutuyoruz bunlarla. Yani onu, o tehlikeyi görmüyoruz biz. Namaz kılıyor diye o tehlikeyi görmüyoruz. Hadi o el açık namazı kaldırdı ya şimdi ortalıkta. Hoş toplumun içerisinde kılıyorlar, kılıyormuş gibi görünüyorlar da kendi aralarında kaldırmışlar namazı. Ama yani normalde toplum bilmiyor ki onu. Çağdaş Aydın Hoca hepsi de onların adı o. Ben gelici yobazım, irticacıyım. Bir tanesi şey de efendim, sabah en önemli namaz, sabah namazı iki rekat. Bütün hepsini iki rekat. Yerel namaz, sabah namaz, iki rekat siz diyelim mi? Tabii canım. Şey değil. Ya onlar önemli değil mi? Onlar namazı da kaldırırlar ki. Yani sabah salat demek, kıbleye doğru dönüp aaa yapmak dese ne diyeceğim? Ne diyebileceğim ona? Ya hadis var, ya hadis var. Ne dedi adam, nasıl cevap versen ona? Secde edenler dediğinde secde, adam bacak bacak üstüne attı, sırt üstü yattı, secde ediyor. Tanrı da göktedir dedi, ne diyeceğim? Ben böyle söyledim, ya böyle olur mu dedi. Olmayacağını kim garanti verir, kim garanti verecek dedim. 50 yıl sonra birisi çıktı, sizin akıllı gibi dedim ben. Birisi dedi ki, secde Tanrı göktedir, göğe doğru yüzünü koyun yapacağım. Göğe doğru yattığında secde etmiş olacağım dese ne diyeceğim? Ses yok. On dokuzcularda hadisleri reddediyorlar zaten. Ya dertleri, herkesin derdi, İslam dışı olanların hepsinin derdi hadisler. Bütün işi hadisler bozuyor çünkü. Çünkü hadislerde ibadetlerin tarifleri var. Hadislerde bir amelin tarifi var. Hadislerde neyi yapıp neye yapmayacağına dair tarifler var. Kafalarına göre tarif edemiyorlar çünkü. Ben din, Kur'an, sünnettir deyince diken diken oluyorlar her tarafta.
Adnan da salmış kedicikleri ortalığa. Onlar da hadisleri inkar ediyorlar. Fotoğraflarını gönderiyorlar kedicikler. Allah güzellikleri sevmez mi? Güzel değil miyiz hocam diye. Canlı yayında kovdu ya kedicikleri. Kedicikleri kovdu, artık onlar yok. Öyle diyor. İzlemedim ben. Ben de öyle duydum efendim. Artık böyle kedicikleri yok diyorlar. Adamları koyun köyüne. Duramaz o. O hiç duramaz o. Günübirliktir o öyle. Efendim, Ahzab suresinin 20. ayetinde Resulullah da Allah'a ve ahirete inanmaya için, güzeller konuşmak için, Allah'a çok çok zikredenler için güzel örnekler vardır diyor. O zaman bu hadisleri de inkar edenler otomatikten Kur'an'a ait en inkar etmiş oluyor. Otomatikman ayet yani. Peki buradaki Allah'ı çok çok zikredenler için ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? Allah'ı çok çok zikredenler bu noktada bütün Cenab-ı Hakk'ı devamlı fazladan oturup zikretmek gibi. Ama onu sadece oraya bağlamıyor. Bir kısım sufiler oturup devamlı Allah'ı zikretmek olarak bağlamışlar. Mesela onların içerisinden de bir kısmı bazı ibadetlere asanlar olmuş. Evet, orada Allah'ı çok zikretmek varken, çok çok derken orada namazıyla, zekatıyla, haccıyla, haramlardan uzak durmasıyla, nafileleriyle bir bütün komplike bir şey var. O yüzden yani burada o kimse namaz kılarken namaz için örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, zekat için örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, hac için örnek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, diğer ibadetle alakalı ve haramlardan uzak durmakla alakalı bütün örnekler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Hatta oradaki çok çok zikirden komple Kur'an'ı dahi alabiliriz. Bütün dini hayat, dini yaşam, bunu devlet, siyaset, askeri, ekonomi, sosyal hayat, ev hayatı, nikah, çocuk, bütün hayatın olduğu gibi her şeyine baktığımızda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne örnek alırız. Kısacası onu böyle bir kısım sufiler zaman içerisinde sadece çok zikreden, hani böyle oturup da la 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 diyor. Ben onu o dar, onu ben dar daire olarak görüyorum. Tamamiyetle hayatı olduğu gibi, dini olduğu gibi, Kur'an'ı olduğu gibi yaşamak isteyenler için. Din çünkü sadece Allah'ı oturup zikretmek değil. İman nedir ya Resulallah? Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, hayra ve şerre, din gününe. İslam nedir ya Resulallah? Kelime-i tevhid getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, ömründe bir sefer de olsa hacca gitmek. İhsan nedir ya Resulallah? Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Göremesen dahi o senin her daim gördüğünü bu noktada hissedip öyle yaşamak. O zaman bu üç adımdır ya, iman, İslam, ihsan. Bu üç adımın da örnekleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ndir. Ben öyle anlıyorum. Allah bizi affetsin. Evet, başka soru sorular. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha nasıl? Aklınıza helal edin. Bundan sonra buradaki dersleri Yusuf Hoca yaptırsın. Yusuf Hoca hem ilmi meselelerden de her ders böyle küçük küçük bir şeyler hazırlasın. Hem de burada dersleri yaptırsın. İnşallah. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Yusuf Hoca'nın işi olduğu zamanlarda beni öyle şey yapacağım. İnşallah böyle devam. Resmi işlerimi zaten özel koşuşturduk. İnşallah. Birlik ve beraberimiz muhafaza edelim. İnşallah. Önümüzde bir de proje var. Yukarıdaki şehitliklerde kalıp. Bunu da biraz herhalde bayağı gayret düşecek hizmetlilere. Allah yardımcımız olsun. İnşallah. Cenab-ı Hak korusun, muhafaza etsin. Herhalde bir daha şeyde mi var? Ayın birinde. Saatçi var efendim. Saatçi var. Bir de saatçiye geleceğim ben ama şimdiden bir de haçtan önce bütün her yere gidip böyle helallaşayım istedim. O yüzden de hakkınızı helal edin. Onun için de haç yapacak var. Cenab-ı Hak nasip olursa inşallah onun için de hacca gideceğiz. O yüzden böyle bir kısa dönem şimdi. Bütün her yere dolaşayım, helallaşayım istedim. O yüzden saatçide görüşürüz ama yine de hakkınızı helal edin. Evet. Kusura bakmayın, ben bugün erkek kalkacağım. Şikayet ediyormuş gibi olmasın. İhsan olmuşum. O yüzden böyle hakkınızı helal edin. Herhalde şekerle alakalı bir ne kadar. O yüzden selamlar. Evet. Ya.